Başkan, Ramazan ayı geliyor. Yani evet, şimdi inanılmaz kırmızı et fiyatlarında bir artış var. Bu gerçekten evet, dar gelirli insanımızın, emeklimizin, askeri ücretli çalışanların gerçekten en büyük korku rüyası haline geldi. Böyle zamanımız çok kısıtlı. Bu zammın nedeni ne? Bu zamma karşı Kasaplar Federasyonu olarak zatalinizin önerisi ne? Çözüm önerisi ne? Buyurun. Ben Mehmet, önce şunu söyleyeyim. Temel gıda maddesinin en önemli şeyi ettir. Onu biz biliyoruz. Ama dikkat ederseniz 2022'de tüm temel gıda maddelerinin %300, %400 zam geldiği halde ete %40, %50 zam geldi. 2023'ten ikinci ayından sonra periyodik olarak tabii girdilerin arttığı için hayvancılığın da bu konuda sıkıntıya girdiği için bugün yem fiyatları geçen sene 100 lirayken bu sene 400 lira olduğu için tabii ki bir artış oldu. Ama şu iki ayın içinde %40 olduğu için millete tabii ki büyük bir rakam geliyor. Ama bence öbür temel gıda maddelerinin yanında bizim etimiz onlara göre yine ucuz. Ama şunu söyleyeyim. Pahalı mı? Pahalı. Doğru. Hayvanımız yok mu? Var. Ama tabii et balık kurumu. Sizin sorunuza cevap veriyorum. Et balık kurumu şimdi şu anda dışarıdan ithalat getiriyor. Biz bugüne kadar ithalata karşıydık. Niye karşıydık? Önce besicilerimizi düşünerek ve tabii ki şunu söylüyorum ben, yine de söylüyorum. Üretim olmayan yerde tüketim olursa, yarın Avrupa ülkeleri bize bu eti ucuz veriyorsa bile niye veriyor? Besiciliğimizi bitirmek için. Besicilik bittikten sonra yarın bize et yok, 1 liralık eti 5 lira derlerse o zaman ne yapacağız? Biz önce kendi besicilerimizin tedbirini alacağız. Nedir besicilik? Aile işletmeleri vardı. Bilirsiniz her evin altında 8-10 tane inek olurdu. 8-10 tane buzağı olurdu. Bu sütü hem aileyi beslerdi hem de o inekleri beslerdi. Bu aile besiciliğini teşvik etmemiz gerek Fehmi Bey. Bu bir. Bir de et balık kurumu şu anda et getiriyor. Bence zincir marketlere vermemesi gerek. Şu mübarek günde, mübarek ayda bizim vatandaşımız gidip de yarım kilo et kuyruğuna girmesin. Ben şunu söz veriyorum. Et balık kurumu bize etleri versin. Ben tüm kasaplarımı taahhüt ediyorum. Türkiye'de tüm esnafımı et balığın vereceği eti satarak vatandaşımızın kuyruklara geçmesine gerek kalmaz. Bugün et süt kurumunun önünde görüyorsunuz kuyruklar var. Adam sabah 5'te gidiyor, 3'e kadar bekliyor, et de almadan gidiyor. Bence bu yanlış. O zaman biz destek olalım. Bakın biz bu vatandaşımızın da yanındayız, devletimizin de yanındayız. O zaman bize bu eti versinler. Bakın aynı fiyattan mı satacaksınız? Aynı fiyattan satacağız. Ama zararını devlet çekiyor. Bakın zincir marketlere verdiği fiyattan bize versinler. 190 lira, 210 lira kuşbaşı diyor. Zincir marketlere niye veriyorsunuz? O zaman eğer bu vatandaşın kuyruğa girmesini istemiyorsanız o zaman kasaplara verelim. Her mahallede 4-5 kasap vardır. Biz bu eti taahhüt ediyoruz. Et balık kurumu bize versin, biz satalım. Ama tutup zincir marketlere verip de vatandaşı kuyruklara girmesine sebep olmayalım. Bugün et süt kurumunun önünde görüyorsunuz Fehmi Bey, kuyruklar var. Adam sabah 5'te gidiyor. Olur mu yarım kilo et için? O zaman kasaplara versinler. Ben de bir teklif sunuyorum sizin aracılığınızda. Hayvanların şu anda Ramazan süresince o zaman devlet zaten bu et süt kurumundan da zarar ediyor.
vatandaşa ucuz et getirmek için. O zaman benim esnafıma da şöyle bir şey yapsın. Her kesilen hayvana bakın Ramazan süresince 30 lira teşvik versin. Veya 50 lira versin. Veya 20 lira versin. Ondan aşağıda zaten olmaz. Biz de bu 50 lira, 40 lira devletin verdiği parayı bize vermesin. Malı kesene versin. Biz de onu 30 lira, 40 lira aşağı satalım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Fahmi Bey, bizim esnaflarımız zannetmeyin ki fahiş fiyatla et satıyor. Hayır, yok öyle bir şey. Maliyet girdiler bugün bir işçi 5 bin liraydı 15 bin lira oldu. Bir dükkan 1000 liraydı 5 bin lira 6 bin lira oldu. Bir elektrik 1500 liraydı 7,5 lira oldu. Bugün bir etin maliyetine en kötü şartla devletin çıkardığı bile %60 %65 et balığın bir ete bir kilo ete maliyet diye biz %50 sayıyoruz bunu. Zaten %25'i kemik payı da sirasıdır bunun. Öyle oldu halde yani kasapların şu anda gerçekten zarar ediyor. Ben anlamadım. En kötü meslek bizim mi? Hayır. Bizim ahili olan, pirimiz olan bir meslek. Ama bakıyorum devlet et süt kurumuyla bizim karşımızda rekabet ediyor. Tabii tanzimde, belediyeler. Bugün ben anlamadım bizim esnaf sektörümüz sahipsiz mi? Ben inanıyorum Sayın Cumhurbaşkanım bunları gördüğü zaman bu yanlıştan dönmeleri gerek. Zincir marketlere vereceği eti bize versin. Tamam. Birinci öneriniz bu. Değerli Başkan, 11 ilde olan deprem Türkiye'de hayvancılık konusunda bir sıkıntı oluşturdu mu? Tabii Fehmi Bey. O 11 ilimiz şöyle bir düşünelim. 11 ilimizdeki hayvancılığın potansiyeli yüksek olan illerimiz. Bugün en kötü şartlar, bakın afaki en az düşünüyoruz %20-%30 hayvancılığa tabii ki zararı oldu. Ama biz hayvancılığı nasıl kurtarız? Onu da söyleyeyim mi Fermi Bey? Tabii buyurun. Süremiz çok kısa, hızlıca lütfen değerli başkanım. Şimdi Fermi Bey ben sizin programınızda çok zevk alıyorum. Gerçekleri de yazıyorsunuz. Dediğimizin hepsini yazıyorsunuz. Ne ekleme oluyor ne kesinti oluyor. Ben bunun için de size teşekkür ediyorum. Var mı? Hayvancılığı biz bakın 90'da 92'ye kadar biz hep koyun eti, keçi eti yerdik. Fermi Bey. 94'te her ne olduysa danaya döndük. Danaya dönünce de biz aile işletmelerini şehre inme davasıyla adamlar zarar edince devlet teşviklerini bakın en büyüğünün aile işletmelerine olması gerekir. Devlet babadır. Devlet tabii ki zarar da eder. Her şeyden kar edecek hali yok. Ama önce ben şunu söylüyorum. Devlet besiciye sahip çıksın. Bakın ben kasabım. Alıp satanım. Ama ben şunu söylüyorum. Üretim olmayan yerde tüketim olmaz. Biz aile işletmelerini yeniden canlandırmak zorundayız. Öyle mi? Köyden şehire gelmeyi değil, şehirden köye gitmeyi planlayacağız. Değerli başkan, böyle çok az vardı. Sizin bir iddianız var. Eğer diyorsunuz ki kasaplara tavuk veya bu sucuk yapma imkanını yeniden tanırlarsa biz piyasadan daha ucuza tavuk satabiliriz. Nedir bu iddianızın gerçeği? Nedir? Şu iddiam da aynı şöyle. Açık söylüyorum Fehmi Bey. Biz bir koli kasa koliyi parçaladığımız zaman tavuğu %30 biz fabrikaların cebine para veriyoruz. Bunu da açıkça söyledik. Bakanlığa da ilettik. Sayın Bakan Vekilimize de ilettik. Sayın Bakanımıza kadar götürdük. Bugün bir kilo tavuğun kilosu maliyetin 120 lira, 110 lira, 100 liraya kadar göğsü. Ama biz parçalayıp sattığımız zaman 30 lira kiloda fiyat farkı oluyor. Bu fiyatı da biz
paketlenmiş diye bu fabrikalara veriyoruz. Biz de diyoruz ki %30 biz bu tavuğu ucuz satarız. Parçalamış tavuk. Budunu da, göğsünü de, inciğini de, bagetini de hepsini %30 fiyat. Hadi bu Ramazan'da böyle bir imkan çıkarsalar da vatandaş bari iftar sofralarında kanatlı hayvanlarımızı belki de o yaptığınız sucukları filan daha ucuza şey yapabilse. Rahmi Bey, sucuğu biz yapıyoruz. Bakın size açık açık söylüyorum. Bize yasak. Ama biz gidiyoruz patenti olan bir arkadaştan, onun patentinin adının altında göğe o bize yapmış oluyor. Halbuki yok, bir kağıt veriyor. O kağıdı biz yapıştırdığımız zaman kiloda ne kadar veriyoruz biliyor musun? 25 lira. Ya bu da vatandaşın sırtından çıkıyor. Yani biz eğer kasaplar olarak bugün Avrupa'yı siz benden çok görmüşsün. Bir tane tavuk budu da alabiliyorsun. 10 tane de kanat alabiliyorsun. Çünkü orada her şey açık. Yani yasak diye bir şey yok. Bu temel gıda maddesi. Biz bugün bizim en büyük denetçimiz kim biliyor musunuz? Emine. Müşterimiz. Tabii. Bir kötü verirsek bir daha gelmez. Gelmez. Hemen şikayet mekanizmasını oluşturuveririz. Sucuğu da, tavuğu da, köfteyi bakın Sayın Faruk Çelik kilo, günlük kilo 10 kilo bize serbest bıraktı. Bugün esnaflarımızda köfte ben bile günlük 10 kilo yetiştiremiyorum. Emin Bey, vatandaş alıyor. Çünkü neden? Bizim daha ucuz. Daha hesaplı. Ucuda. Evet. Hı? Daha ucuz, daha hesaplı, daha bilinir ve lezzetli. Yani. Biz şu sloganı yapacağız. Kuyruklara hayır diyeceğiz. Zincir marketlere, üç harflilere bence et sattırmayacağız. Evet, çok biz teşekkür ederim. Vatandaş olarak, biz esnaf olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bakın Avrupa'da en büyük destek verilen küçük esnaftır. Ha, son biz sözlerinizi alalım değerli başkan, vaktimiz bitiyor. Evet. Ben şunu söylüyorum. Sucuğa da serbestlik versinler. Tavuğa da ve et zincirlerine, et market zincirlerine, et vereceklerine, kasaplara versinler. Biz vatandaşı kuyruklara dizmeyelim. Bu Ramazan mübarek günde yarım kilo et için Sayın Cumhurbaşkanı'nı bile gönlü razı gelmez. Biz kendimiz söylüyoruz. Biz hem devletimizi, hem milletimizi, hem esnafımızı düşünüyoruz. Size de ben bu gece bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ederim. Ediyorum. Değerli Başkan, deprem bölgesinden bir mesaj var, böyle çok kısa. Diyor ki evet. Sayın Başkan, deprem bölgesinde Kasaplar Federasyonu nasıl faaliyet yapıyor? Orada nasıl destek yapıyorlar diye vatandaşımız soruyor. Şimdi biz şöyle bir şey yaptık. Bizim esnafımızın dükkanları yıkananlar, malzemesi eksik olanları Adana, Gaziantep'i pilot bölge yaptık. Tabii ki hayır verenlerden kıyma makinesi, buzdolabı, tezgah bunları orada toplayıp pilot bölgeden sevk bu yıkılan esnaflarımıza bize bildirdikleri takdirde biz onlara pilot bölgeden yollayacağız. Çünkü her yere dağılma olmaz. Bir pilot bölge Gaziantep.